Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi patiğimizin 3. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Ben 6. sıramı tamamladım. Daha sonra patiğimiz şu şekilde olunca ön kısmına geçip şöyle şuradan ayarlama yapıyoruz. Şöyle şu aradan 7 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bu yarısı oluyor patiğimizin. Diğer yarı tarafına da 7 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.ye de işaretimi koyuyorum. Şimdi buradan modelimizin keserek uç kısmını yapacağız. Şurada ben örneğimi şuraya kadar yaptım, getirdim. Buradan itibaren ikişer ikişer şuraları keseceğiz. Bu kesme ile birlikte patiğimizin uç kısmını yapıyoruz. Şöyle, şimdi arkadan almıştım. Artık arkadan almayacağım. Sadece şöyle ön taraftan şu ipimizi de tığımızın üzerine atıyorum. Şuradan 1, 2 işaretlemiş olduğum yerden şu iki tanesini şöyle keserek alıyorum. Birinci kesmeyi gerçekleştirdim. Şimdi tekrar önceden şuradan şöyle tığımızla alıp devam ediyorduk. Şimdi kesme işlemi yaptığımız için sadece önden şu bir iki tanesini kesiyoruz. Şöyle tığımı iki tanesinden geçiriyorum ve kesiyorum. Şimdi 4 tane ilmeğimizi kestik. Tekrar ipimi atıyorum. 1 2 şu iki taneyi kesiyorum. Burası patiğimizin uç kısmı oluyor. Şöyle tekrar kesiyorum. Bir, iki, şöyle kestim. Tekrar şuradan 14 tane önden kesiyorum. Şöyle tekrar kesip trabzan yapıyorum. Şuradan tekrar kesiyorum. İşaretlediğim yere kadar modelimizi keseceğim. Tekrar ipimizi atıyorum. Kesiyorum tekrar. Son kesme işlemimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şurayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızın kesilen kısmını tamamladım. Az önce burada ön kısmı kesmiştik. Şimdi üzerine tekrar bir sıra daha gidiyorum. Kesilmiş olan yerleri şöyle ipimize atıyorum. Şuradan şöyle devam ediyorum. Kestiğim ilmeklerin üzerinden birer sıra daha gidiyorum. Modelimizin son kısmına geldik. Şöyle tekrar o kestiğim yerlerden ön taraftan alıyorum ilmekleri, arka taraftan almıyorum bu kesim yerlerinde. Tekrar burayı bitireyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi üst tarafı da bir defa geçtim. İşaretlediğim yere kadar geldim. Hep önden aldım ilmekleri, arkadan almadım. Şimdi bu tarafı tekrar şöyle devam ediyorum.
Şöyle yaparak bu sırayı da bitireceğim arkadaşlar. Ben burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, patiğimin son hali bu. Şimdi şuraya bir sırada sık iğne gideceğim. Şöyle örneğimiz muntazam dursun diye sık iğne gideceğim. Hemen şöyle iplerden banıyorum. Şöyle sık iğne yaparak ağız kısmını birazcık büzdürüyorum. Şöyle gayet hoş lacivert ev babeti, ev terliğisiz ne derseniz ondan yaptık şu anda. Şöyle devam ediyorum. Ben burayı da bitireyim. En son bitmiş halini göstereyim. Son sıramızı, sık iğnemizi de yaptım. Son kısmına geldim. Tekrar şöyle bir iki tane göstereyim. Sadece sık iğne yapıyoruz en üst kısmını. Şöyle. Şuradan. Yaptığımız en uç noktaya gelip patiğimizi sonlandırıyoruz. Şöyle patiğimizi bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi uç kısımlarına pomponlarını yerleştiriyorum. Şöyle mavi renkli, lacivert renkli çok güzel ev patiklerini yaptım. Bunları da böyle yapıştırıyorum. Şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara kolaylık diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.